Herkese merhaba arkadaşlar, ben Özgür Çetin. Bu videomuzda sizlerle birlikte Zyxel'in ilginç bir ürünü olan üzerine sim kart taktığımızda etrafımızda hotspot oluşturabildiğimiz bu cihazı inceleyeceğiz. Ürünle ilgili merak ettiğiniz her şeyi bu videoda hep beraber izleyelim. İnternetin hayatımıza girmesiyle beraber önemli kavramlardan bir tanesi de Wi-Fi hotspotlar olmuştu. Biliyorsunuz internetimizi biz başka cihazlarla da paylaştırabiliyoruz. Bunun için kullandığımız cihazlar aslında genelde cep telefonumuzu kullanıyoruz. Örneğin bir yere gittiğimizde internet yoksa orada ya da başkalarına da internet vermek istiyorsak cep telefonumuzun hotspot özelliğini aktifleştirdiğimizde bulunduğumuz yerde bir Wi-Fi alanı oluşturuyoruz ve cep telefonumuzun data hattını bu alana bağlanan kullanıcılar, bir kişi olur, üç kişi olur, beş kişi olur, kullanabiliyorlar. İşte bu işler için de profesyonel cihazlar var. İşte Zyxel'in bu modeli 4G LTE-A Mobile Wi-Fi modem olarak geçiyor bu aslında. Tam ürün numarası ise LTE-2566-M634 olarak belirlenmiş durumda. Aslında içine taktığımız sim kartın data hattını kullanan ve bulunduğumuz yerde bir Wi-Fi alanı oluşturan basit bir ürün. Şöyle de bir ekranımız var. Cihazını hemen şöyle göstereyim. Böyle de bir hani renkli ama tam da böyle hani milyon renkte değil. Siyah, kırmızı, yeşil falan gibi renklerin olduğu ve o andaki sim kartın içindeki data hızını da gösteren bir ekranımıza sahip. Ürünün genel görünümüne bakacak olursak yekpare bir gövdemiz var. Pili falan çıkartılmıyor. Arka kapak birazcık pili çıkartılıyor gibi görünse de aslında öyle değil. Yekpare bir gövdemiz mevcut. Yan tarafımızda micro USB bağlantısı var. Şöyle göstermiş olayım. Bu micro USB bağlantısından cihazımızı şarj ediyoruz. Bir de sim kart girişimiz var. Bu arada sim kart girişinin boyutunu söyleyeyim. Sim kart girişinin boyutu nano değil, mikro. Yani eğer nano kullanıyorsanız küçük bir dönüştürücü kullanmanız gerekiyor. Mikro, yani biraz daha büyük. Genelde artık şu anda birçok telefon nano sim kart kullanıyor ama bu üründe mikro var. Yani birazcık üstüne geçmeniz gerekiyor. Birazcık büyük bir sim kart kullanmak gerekiyor. Dönüştürücüler var bu arada. Ucuz da şeyler onlar. Onu alıp içine sim kart takabiliyorsunuz. Yan yüzde bulunan bir şöyle göstereyim. Büyükçe de bir yuvamız var. Detaylardan da göstereceğim onu. Sim kartımız buraya takılıyor. Burada yine bir resetleme bölümümüz var. Buraya resetlediğimizde cihazın ayarları sıfırlanmış oluyor. Bir de power tuşumuz var. Açma kapama işlemimizde bu yan taraftaki power tuşundan yapıyoruz. Ürünün kullanımı çok zor değil. Bu ekrandaki menüye şu ortadaki düğmeye bastığımızda menü çıkıyor. Bu menüden de işte yukarı aşağı şu ok tuşlarımız var, sanal tuşlar var. Bunlara bastığımızda yukarı aşağı hareket ederek ortadaki tuşta seçim işlemini görüyor. Birçok ayarı buradan yapabiliyorsunuz. Gelin cihazın birazcık ben genel özelliklerinden bahsedeyim. Daha sonra da yine ürünle ilgili deneyimimizi aktaracağız. Üründe 2.4 inçlik TFT bir ekran bulunuyor. Bu ürün 300 Mbps download, 50 Mbps upload desteğini sunuyor. Yani 350'lik bir bağlantı hızlarını desteklemiş oluyor. Daha üzerine çıkamıyorsunuz, bunu belirtelim. 802.11 ACN ABG desteği sunuyor. Hem 2.4 hem de 5 GHz dual band desteğinin olduğunu da belirtelim. Yani eğer cihazınız bu teknolojileri destekliyorsa 2.4 ya da 5 GHz'den kullanabiliyorsunuz. LTE Cat 6 desteği var, onu da belirtmiş olalım. 32 tane cihazı bu ürüne bağlayabiliyorsunuz. Bu önemli bir nokta. Yani bulunduğunuz bir yerde 32 tane cihaza kadar, telefon olur, bilgisayar olur, tablet olur veya işte internet ihtiyacı olan herhangi bir cihaz olabilir. Bu access point'e, yani bu Wi-Fi cihazına bağlayabiliyorsunuz. 32'den sonrasına izin vermiyor, bunu da belirtmiş olalım. Dual SSID desteğinin olduğunu söyleyelim. VPS desteği, WPS desteğimiz var. 3000 mAh'lik bir pilimiz var. 10 saatlik bir çalışma süresi, 300 saatlik de bekleme süresi olduğunu söyleyeyim. 10 saatte bayağı iyi, bunu belirtelim. Bu arada micro USB'den şarj olduğu için USB'den taktığınız ürünün bir harici pille beraber uzun saatler kullanabilirsiniz cihazı. Yani 10 saatte, 30 saat, 40 saat, 50 saatte çıkartabilirsiniz harici bir pille. Elektriğe bağlarsanız sonsuz bir pil ömrü elde etmiş oluyorsunuz. O zaman pille de işiniz kalmamış oluyor. Peki yaşadığımız deneyimden biraz bahsedelim bu ürünle ilgili, Zyxel'in bu enteresan ürünle ilgili. Diyeceksiniz ki zaten ben bunu telefon üzerinden yapabiliyorum. Evet, telefon üzerinden de böyle bir Wi-Fi access point oluşturabiliyorsunuz. Ne gerek var böyle bir cihaza? Ama bu birazcık da böyle, örneğin tatile gittiniz, yazlığa gittiniz, 3 ay orada internet kullanacaksınız.
Ama telefonumu kullanmayayım. Çünkü telefonda biliyorsunuz sürekli açtığınız zaman pili çabuk bitiriyor. Veya siz o telefonu aldınız gittiniz, o ortamda bulunan diğer insanlar internetten mahrum kalıyor. Ama böyle bir cihaz aldığınızda bu sorunu çözmüş oluyorsunuz. Örneğin bir grupla bir yere gittiniz, geziye gittiniz, bir tatile gittiniz, yazlığa gittiniz ya da bir şantiyedesiniz, inşaatta çalışıyorsunuz. Bulunduğunuz yerde de internet yoksa bu tarz böyle küçük bir cihazı içine sim kart takıp geçici olarak bir Wi-Fi ağı oluşturup kullanabiliyorsunuz. Tabii bunu telefonla da yapabilirsiniz ama telefonların şarjı biter, telefonu kullanmanız gerektiği zaman veya oradan uzaklaşmanız gerektiği zaman interneti de yanınıza götürmüş olacağınız için bu tarz bir cihazın aslında daha pratik olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca kurumlar içinde örneğin dağıtım yapan bir ağınız var. İşte bakkallara, marketlere, şuraya böyle bir şeyler dağıtıyorsunuz. Ve o kişilerin fatura kesmesi gerekiyor. Onların da internete bağlanması gerekiyor. İşte bu tarz bir çözüm aslında bütün sorunlarını ortadan kaldıracaktır. Yani uzun lafın kısası aslında Zyxel'in bu ürünü çok özel ihtiyaçları için kullanabileceğiniz bir ürün. Yoksa hani 40 yılda bir ben interneti paylaştırmak istiyorum dediğinizde zaten böyle bir ürüne ihtiyacınız yok. Cep telefonundan bunu çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ama siz bu işlemi birden fazla cihaza birkaç kişiyle beraber paylaştırmak istiyorsanız cep telefonu çok uygun bir çözüm olmayacaktır. Cihazın pili değiştirilemiyor. Yaklaşık 10 saate kadar da teknik verilerinde söylemiştik bunu zaten. 10 saate kadar da kullanım imkanı sunuyor ama micro USB bağlantısından bağlandığı için bir ucuna bir adaptör takıp prize bağladığınız zaman istediğiniz bir gibi uzun süreler kullanabilirsiniz ya da bulunduğunuz yerde elektrik olmayabilir. Harici bir powerbank dediğimiz ürünlerden takarsanız buna o zaman da uzun süreler kullanma imkanı da doğmuş oluyor. Yani anlayacağınız biraz özel çözümler için özel bir cihaz bu Zyxel'in modeli. Bugün sizlere ilginç bir ürün inceledim. Zyxel'in hemen şu elimde görmüş olduğunuz çözümü üzerine taktığınız 4G hattıyla bulunduğunuz yerde bir Wi-Fi oluşturmayı sağlıyor ve 32'ye kadar cihazda yine bu ürüne bağlanabiliyor. Bu arada şundan da bahsetmek isterim. Ürüne bağlandıktan sonra 192.168.1.1 adresine girdiğiniz zaman cihazla ilgili birçok ayara ulaşabilirsiniz. Wi-Fi şifresini değiştirmek, işte 2.4'ü kapatmak veya 5 GHz'i kapatmak gibi birçok ayara ulaşabiliyorsunuz. Bunlar tabii teknik bilgiler olduğu için birazcık teknik tarafta bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Ama eğer hani ben bunlardan anlıyorum, birçok ayarı kendim yapacağım diyorsanız isterseniz az önce de bahsettiğim gibi cihaza bağlandıktan sonra o 192.168.1.1 adresinize girdiğinizde de ürünle ilgili birçok ayarı değiştirebileceğiniz özel bir menüye ulaşıyorsunuz. Buradan da eğer benim bilgim var, ben bu işlerden anlıyorum diyorsanız birçok ayarı istediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz ürünle ilgili. Zyxel LTE2566 4G LTE Router'ın Türkiye fiyatı 889 TL. Sunduğu özelliklerine göre baktığımızda bu fiyatın makul olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle bu tarz ihtiyacı olanlar için bence gayet uygun bir fiyat. Zyxel'in bu ürünle ilgili merak ettiklerinizi, bizim anlatmayı unuttuklarımız olabilir veya sizin farklı merak ettiğiniz konular olabilir. Bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Ama şunu unutmayın, bu ürünü kullanmanız için mutlaka ve mutlaka bir sim karta ihtiyacınız var. Sim kartı bunun içine taktığınız andan itibaren bulunduğunuz yerde bir Wi-Fi ağı oluşturuyorsunuz. Şunu da söyleyeyim, sim kartın bir pin numarasının olmaması gerekiyor. Eğer varsa önce cep telefonu takarak bu pini kaldırmanız gerekiyor. Onu kaldırdıktan sonra cihaz üzerinde kullanmaya başlıyorsunuz. Biz öyle bir deneme yaptık. Çalışmadı. Onu kaldırdıktan sonra taktık. Herhangi bir sıkıntı olmadığını belirtelim. Ürünle ilgili merak ettiklerinizi bu videonun altında bizlerle paylaşın. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.